Peygamber Sefaları Vakfı'nın organize ettiği Mevlid-i Nebi programına hepiniz hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Sizler de birer peygamber sevdalısı olarak ona hak ettiği değeri vermek üzere davetimize iştirak ettiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hamd ve hatbu ve dalil alemin ve dalil daim edine mubin emkirene emmeda hayrül beşer. Ve maalesef İslam düşmanları darbe üstüne darbe vurarak
bizleri bu hale düşürdüler. Bu yanık olmak zorundayız. Ve biz şu anda dünyada gerçekleşen oyunları, İslam ümmeti için kurulan tuzakları, hazırlanan çukurları görmek zorunda ve tedbirler almak mecburiyetindeyiz. Daha önce bizleri ırkçılıkla vurdular. Sonra mezhepçilikle vurdular. Sonra tekfircilikle vurdular. Ve şimdi de daha büyük bir oyunla bize geliyorlar. O sünnet-i seniyyeyi Müslümanların içinden Kur'an bize kitalarıyla Müslümanları sünnetten ayırmak, Kur'an ve sünnetin bütünlüğünü bozmak ve Müslümanları tamamen sahipsiz bırakmaktır. Bizler hep birlikte şu ümmeti birleştirmeye, şu ümmetin acılarını dindirmeye, gözyaşlarını silmeye, tefrikaları bozmaya, bütünleştirici unsurlarımızı öne koyarak Müslümanları vahdet diye bir hasretini çektiğimiz o eylemi gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Ve maalesef bugün İslam düşmanları özellikle son günlerde işte sünnete yönelik Kur'an'la uğraştılar. Kur'an'ı içimizden sökemediler, alamadılar. Kur'an'ı evlerimizden, camilerimizden alamadılar ama şimdi farklı bir hastalıkla bize geliyorlar. Ve bizim çocuklarımızın kafalarında sünnete gerek yok, peygambere gerek yok, Kur'an bize yeterdir diyen nice dilbazlar, hilebazlar ortaya çıkmıştır. Bu ümmetin evlatlarını terbiye edecek olan sizlersiniz. Çocuklarınızı sevgili peygamberimizin ahlakından mahrum bırakmayınız. Ellerinden tutunuz. Allah'ın Resulü'nün ahlakını, adaletini, kim olduğunu, niçin geldiğini, bizden ne istediğini, neden arkasından gitmemiz gerektiğini çocuklarımıza ders verelim. Bu sorumluluğun en büyüğü sizin omuzlarınızdadır. Onun için babalar ve anneler olarak bir seferberlik içerisine girme mecburiyetimiz vardır. Çünkü artık kan kaybetmeye gücümüz kalmadı. Evet, 21 yıl içerisinde 12 milyon Müslüman can verdi. 12 milyon Müslüman ve bunlar gözümüzün önünde cereyan ediyor. Kaç milyon daha Müslüman ölmeli ki uyanabilirim? Daha çok Müslümanların kan kaybetmesini mi bekliyoruz? La Türkiye feyûke aleyk. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakletmiştir. Keserin ağzını bağlama, senin de rızkın bağlanır. Dediğim gibi nefes fırkası tuttu. Sadiler faizsiz işi unuttu. Alimlerin ümmetini uyuttu. Sensiz dünya çok karanlık ya Resul. Elikler ve merhamet. Peygamberi Muhammed mümin yerden kaldırdı sancağını canına. Ey kırmaç ve merhamet, Peygamberi Muhammed mümin yerden kaldırdı sancağını canına. Sen dünyayı aydınlattın, değersiz toplumlara değer kazandın, kazandırdın. İnsanlar seninle huzur buldu. Biz de seni sevdiğimizi ilan ediyoruz. Hayat seninle güzeldir ya Resulallah. Çıkıştayım, geldi mi? Yok.